2019'da sizin de belirttiğiniz gibi AKP'ye kaybettirme stratejisi izlemiş, aday çıkarmayarak CHP'nin adaylarına dolaylı bir destek vermiştiniz ve başarılı olmuştunuz. Ancak geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde de aday çıkarmayarak Millet İttifakı'nın adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşılıksız bir destek vermiştiniz. Meydanlarda oy da istemiştiniz ama karşı taraftan aynı yaklaşımı görememiştiniz. Yine Sayın Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ'la yaptığı protokolde işte sol partinin Kürtlerin hassasiyetlerini çok dikkate almadığını da gördük. CHP'nin bu tutumu önümüzdeki yerel seçimlerde olası işbirliğini daha da zorlaştırır mı? Merkezi işbirliğini zorlaştırır. Yani merkezi düzeyde bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi bir ittifak siyasetini hayata geçirmenin ben zor olduğunu düşünüyorum. Ama yereller, her yerelin kendi dinamiği vardır. Yerelde öyle CHP vardır ki bugün seyrettiğiniz CHP'den çok farklıdır. Yerelde öyle İyi Parti vardır ki Meral Akşener'in İyi Partisi demeye bir şahit lazım. Yerelde öyle başka partiler vardır ki bambaşka dinamiklerle hareket eden. Dolayısıyla merkezi düzeyde bu merkezi siyaset aklıyla ittifak üretmek bugün için çok zordur. Bunun neden olamayacağını Kılıçdaroğlu da, Sayın Kılıçdaroğlu da ortaya koymuştur. Sayın Akşener de ortaya koymuştur. Diğer küçük partiler de ortaya koymuştur. Bir kere ittifak anlayışlarında ciddi sıkıntı vardır. Ciddi sorun vardır. İttifak yapmayı bilmiyorlar. İttifak siyaseti nedir bilmiyorlar. İttifakın toplumsallaşması adına ne yapılmalı? Bundan bir haberler. Onların ittifaktan anladıkları milletvekilliği pazarlığı. Onların ittifaktan anladıkları Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı pazarlığı. Böyle ittifak olmaz. Olmadığının da sonuçlarına bütün Türkiye katlandı. Biz özverili davrandık. Hata yaptık. Belki öz eleştirimizi verdik. Tamam. Ama bunca özveriye, bunca sağlıklı bir siyaset yaklaşımına karşı bu tür davranışlarla karşılaşmış olan Yeşil Sol Parti seçmeni de, halkımız da tabii ki doğal olarak tepkili. O yüzden diyorum merkezi düzeyde bir ittifak geliştirmek bugün için zor. Ama yereller her zaman için merkezin kopyası değil. Her yerelin kendi dinamiği var, kendi özgünlüğü var. Ve bu anlamıyla bu özgünlükleri, bu dinamikleri nasıl hayata geçeceğini de bırakalım yereller karar versin. Yani Ankara'dan toptancı bir yaklaşım yerine yerelin özgürlüğünü dikkate alan bir yaklaşım önemli. Bakın Ankara siyaseti Türkiye siyasetini boğmuştur. Ya Ankara'dan çıkacağız ya Ankara'da hep beraber boğulacağız. Dolayısıyla Ankara'dan çıkmak gerekiyor. Ankara siyasetine sıkışmış bir siyasetin ızdıraplarını biz 100 yıldır yaşıyoruz. Hele hele son 5 yıldır bu çok daha vahim bir hal aldı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle. Yani o vesayetçi sistem daha da katılaştı. Neredeyse yarı diktatörlüğe evrilen bir aşamaya geldik. Dolayısıyla Ankara'dan çıkmak, olabildiğince yerele gömülmek, yerel siyasetle siyaseti yükseltmek, büyütmek çok daha önemlidir, çok daha kritiktir diye düşünüyorum. Bakın